Herkese merhabalar. Bugün Lüksemburg'da Christmas Market'i gezeceğiz. Evet, Hazal Hanım'ın da söylediği gibi bugün Christmas Market'i değil, aslında Christmas Market'leri gezeceğiz. Çünkü Lüksemburg'un merkezinde 3 tane farklı Christmas pazarı var. Bunlardan üçüne de gitmeye çalışacağız ama en büyük ikisine kesin gideceğiz. Hatta birinin şu an dibindeyiz ve çok fazla müzik sesi olduğu için burada bir binanın önünde açılış yaptık. Ama gelin birlikte şimdi Christmas Market'e dalalım. Neler yenir, neler içilir, ne değişik şeyler var. Size hepsini gösterelim. Beraber keşfedeceğiz. Hadi. Evet, burayı belki bir önceki videomuzdan hatırlarsınız. Etkinlikler vesaireler düzenleniyor demiştik. İşte burası o Paris Meydanı. Biz hafta içi geldik çünkü hafta sonu adım atacak yer olmuyor ve hiçbir şekilde dolaşamıyorsunuz. Hafta içi böyle çok daha sessiz, sakin. Bu görece daha küçük olduğu için tabii birazcık daha az insan var. Sıcak şaraplar. Şurada canlı bir performans var. Sahne kurmuşlar. Eğer çok üşüdüyseniz böyle opsiyonlar da var. Böyle girip ısınabilirsiniz. Ve şimdi size ilk marketimizi göstermiş olduk. Ama bizim asıl yemek istediğimiz o lezzetli sosisler ve daha birçoğu diğer markette. O yüzden burayı böyle etraflıca size gösterip karşılıklı diğer markete doğru geçiyoruz. Tabii geçerken de birazcık bilgi verelim. Şimdi burası sadece Christmas amacıyla kurulmuyor. Lüksemburg'da Winter Light Festival denilen bir festival var. Işık festivali yani. Yıllardır bu böyle yapılıyor ve diğer marketlerin aksine Christmas zamanında bitmiyor. 24'ünde değil. Aksine 8 Ocak'ta bitiyor. Normalde yılbaşında bitiyordu. Ancak insanlar çok sevdi ve böyle güzel etkinlikler olduğu için uzattılar bu yıl. 8'inde bitecek, 8 Ocak'ta. Ve Ukrayna Savaşı'ndan dolayı biliyorsunuz malum elektrik krizi var. Ve bu yıl o kadar şaşalı şeyler olmayacak diyorlardı. Geçen yıl Hazal'ın şahane bir fotoğrafı var hatta. Onu bu yıl kurmamışlar. Ama şuraya yine koyuyorum. De evet, yine de bayağı güzel süslemişler şehri. Şu yolun güzelliğine bir bakar mısınız? Bir de bu ilk meydanda bu yıl sahne kurdular. Böyle hafta içinde, hafta sonunda böyle arkadaşlarınızla gelip biraz daha eğlenceli takılmak istiyorsanız bu markete geliyorsunuz. Gördüğünüz gibi biraz daha küçük ama isteyeceğiniz her şeyi buluyorsunuz. Sıcak şarap var en önemlisi. Yiyecek bir şeyler var, tatlısı var. Yeterli. Ama diğer taraf asıl merkezde, merkeze daha yakın ve daha büyük olan birçok atraksiyon da orada. Şu anda en büyük Christmas Market'e geldik ve şu güzelliğe bakar mısınız? Burası kar küresi sevenler için tam bir cennet ya. Şu 130 euro büyük, birazcık tuzlu. Şu 40 euro mesela, yine içinde mekanizması var, dönüyor. Şu küçükler 6'şar euro. Lüksemburg ve Christmas Market birleşince tabii fiyatlar yükseliyor. Saatlerdir bunun hayalini kuruyorum. Şu mangalda pişen sosisi yemek için ve o an geldi. Evet, tüm soslarımızı ve gerekli müdahaleleri yaptıktan sonra beğendin mi? Bu sosisleri kendileri dolduruyorlar. Böyle içinde ince bir zarı oluyor. Dönmerge videosunda da söylemiştim. Böyle ucunu kıvırdıkları yer bayat doldu mu kayış gibi oluyor ama bu
Çok güzel. İçi zaten yumuşacık, sulu sulu. Soslarıyla birlikte bayağı lezzetli oluyor. Bir de kocaman olduğu için doyurucu da, ekmeğinin küçük olduğuna bakmayın. Mükemmel. Fiyatını da söylemek ister misin? 5 euro. Geçen yıl bunlar 4,5 euroydu. Her şey zamlanmış, her şey. Evet sevgili Jean Lagoff, senin için geri döneceğiz. En iyi waffle'ların olduğu yer. Evren'e de yolladık. Evren'den gidince bir şey yapamıyorlar. Yapmak zorundalar. Burada ızgara somon yapıyorlar. Şöyle alevlerden görebileceğiniz üzere ve inanılmaz sıcak olduğu için çok insan var tabii. Somon ateşinde ısınıyoruz. Somon ateşinde de ısınmadım demezsin. Evet. Lüksemburg'un en büyük yılbaşı ağacı. Bu buraya konduğunda artık herkes Noel'in geldiğini anlıyor. Çok zor olmasa gerek. Hadi benim bir çek. Evet, burada Schubert göstermiştik popcornlar, böyle çikolata kapları, pamuk şekerler var. Şöyle kocaman bir pamuk şeker var. 20 euro şu kutu. Ahay. Organizasyonda çalıştığım zamanlarda az pamuk şeker yapmamıştım. Eski günleri hatırlayanlar yorumlara. Şurada görmüş olduğunuz tamamen İsviçre'de üretilmiş peynirler. Ve üstündeki demir kısım ısıtıcı. Peynir eritiyor ve böyle sıyırıyorlar. Daha sonrasında şu patatesden koyuyorlar. Şöyle inanılmaz lezzetli bir şey ortaya çıkıyor. Daha önce yemiştik bunu. Evet, az önce o erimiş peyniri ve nasıl çalıştığını gördünüz. Şimdi bu yemeğin adı raclette. İsviçre'nin kendine özgü yemeği. Böyle eritilmiş İsveç peyniri. Yanında şöyle soğan turşusu. Küçük küçük patatesler ve turşuyla servis ediliyor. Şu peyniri zaten tahmin edebileceğiniz gibi inanılmaz lezzetli. Güzel patates de Türk peynirle birleşince ve peynir çok lezzetli olduğu için yemek inanılmaz güzel oluyor, lezzetli oluyor. Alameti harikası peynir. Buna 10 euro verdik. Bayağı lezzetli ama ya. Şu peynir hak ediyor. Evet arkadaşlar, şu an Hazal'ın da haberi yok ama ilişki testi yapacağız. Bakalım benim sevdiğim waffle alabilecek mi? Beni ne kadar iyi tanıyor. Çilekli, krema ve çikolatalı. Bravo. Çak. Kap gel. Şapkasıyla çok tatlı değil mi ya? Böyle böyle. Olmazsa olmaz tatlımız bizim. Taze waffle. Nasıl çıtırdadı öyle ya? Few hours later. Çok güzel. İnanılmaz güzel. Ağzımda çikolata kaldı mı? Hayır. Çok güzel. Evet. Buna ne kadar ödedik? 7 euro ödedik. 7 euroya bu güzel waffle'a sahip olabiliyorsunuz. Taze taze. Buradaki waffle'lar çok böyle sade oluyor. Bizim hani waffle tam onu diyecektim. Eden miydi? Eden miydi? Bilmiyorum. Adam. Marka vermenin bir önemi. Evet, tamam. Benim Türkiye'de yediğimiz waffle'larda bir sürü şey dolduruyorlar. Burada en fazla bu yani. Orijinali böyle. Belçika'ya gittik. Belçika'da da böyle. Hatta bu ekmeğini tek başına waffle diye satıyorlar. Neyse, biz bunu anlaşılan uzun bir süre yiyeceğiz. Artık birazdan görüşürüz. Şimdi diğer Christmas Market'e doğru yürüyoruz. Bir Christmas Market'ten diğerine geçiyoruz. Bu üçüncüsü ve Lüksemburg merkezdeki son Christmas Market. Ya sen Christmas temalı şey giydin, onu göstersen hepimin kafalı. Evet ya, Christmas temalı o kadar kazak giydim. İnanılmaz sizler güzel için. Bu arada deseni. Görmek istiyor musunuz? Sizler o zaman hemen kafalandı. Dur. Hemen abone olup like atın, bekliyorum. Sonra. Yes sir!
tamam artık. Abone olduğunuz için teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi de kendimi kötü hissettim. Vücudumu kullanıyorum şimdi. Bakın. Tişörtüm çok güzel değil mi ya? Kardeşimin hediyesi. Canım kardeşime de buradan teşekkürler. Ve sevgiler. Şimdi diğer Christmas Market'e geçelim. Evet arkadaşlar, Christmas haliyle İsa ile ve Hristiyanlıkla alakalı olduğu için böyle bir sahnede kurmuşlar. İsa'nın doğuşu diye yorumladım. Yorumlarken de çok zorlanmadım. Çok bariz bence. Böyle samanlıkların arasında böyle bir sahne kurmuşlar. Şuraya bak. Işık şelalesi var şurada. Gel içeri girelim. Nesin sen Instagram'ı görmüyor böyle bana gel gel yapıyorsun. Şüphem mi var kardeşim? Aa bakar mısın? Hazal Hanım ve takaları. Ne kadar güler yüzlü ya. Arkadaş bunun Noel babasının bile hiç derdi yok ya. Yüzü nasıl gülüyor. Avrupalı Noel babanın hali başka. Neye bakıyorsun? Şunlara bakar mısın? Ne kadar tatlı. Ayakkabı şeklindeler. Bak Noel Baba var. Kardan adam var. Çok güzel. Evet. Olmazsa olmaz. Yine bir İsviçre dükkanı. Aa, şu kulaklıkları biliyor musunuz? Böyle takıyorsunuz yandan basınca fırlıyor. Çok güzel. Devam edelim. Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olup videomuza like attınız mı? Lütfen abone olmayı unutmayın. Evet biz maalesef yerimizi doldurduk ama şöyle lezzetli Alman makarnası. Üzerine de istediğiniz kadar sos ve parmesan. Evet arkadaşlar şu görmüş olduğunuz büyük makarna tabağının fiyatı da ya 7,5 ya 9,5 orta boy mu maxi boy muydu o bilmiyorum. Ama küçük boylar 6'dan 9,5'a kadar 3 boyut. Evet şimdi sıcak şaraplarımızı aldık. Nasıl tadı? Tadına baktın. Tadı çok güzel ya. Buranın sıcak şarapları çok güzel gerçekten de. Bu yılki bardaklar çok tatlı. Bardaklar çok tatlı evet. Seninki Lüksemburg çam ağaçlı, benimkisi de Noel Baba'nın ayakkabısı. Evet. Yukarıdaki Christmas Market'e gittik. Ama ben buranın bardaklarını görüp daha çok hayran kaldığım için buraya tekrar yürüttüm Serhat'ı. Sağ olsun, evet, teşekkür ederim. Bu bardaklardan içebilmek için. Bu arada bu bardakları size vermiyorlar. Bunlar depozitolu. Ama depozitoyu yok göz ardı edip bunları eve götürebiliriz. Evet ama bardağın kendi fiyatı da aynı olduğu için bir anlam ifade etmiyor. Kullanılmış bardak satın almış oluyorsun aynı fiyatı. Hala asıl kelam. Doğru. Burada sıcak şaraplar şöyle bardağa 20 CL. 4,5 euro efendim ama bardağın depozitosuyla birlikte 9 euroya denk geliyor. Bardağı geri götürdüğünüzde 5 euronuzu geri alıyorsunuz. Nasıl oluyor ben anlayamıyorum. Şimdi bunlar 4 euro. 9 euro doğru. 4,5 mu 4 mu? Senin biraz matematik biraz kaydı gibi. Öyle bir şeyler işte. Çok da önemli değil. Sizlere Lüksemburg Christmas Market'ini göstermiş olduk. Lüksemburg'un merkezinde 3 tane Christmas Market vardı. Üçünü de göstermiş olduk. Şehrin dışına gittikçe farklı Christmas Market'ler de var. Ama biz bu videoda onlara gitmeyeceğiz. Buranın haricinde Fransa ve Almanya'dan birer Christmas Market, belki ikişer tane gösterebiliriz. Takipte kalın. Ve videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve daha fazla böyle video görmek istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz. Görüşürüz. Çok güzel. Güzel. Senin şeylerin çok güzel ya.